L grup başlayacak. Ulaş Özyıldırım biraz yavaş kaldı. Salih çok iyi kalktı. Salih startla beraber Ulaş Özyıldırım'ın yanına geldi. Racing Point'ler çok hızlı startta. Salih Eren Köroğlu Ulaş Özyıldırım'la yan yana döndüler. Ulaş Özyıldırım yine yerini geri kazanmaya çalışıyor. Salih'le çok yakınlar. Burun buruna bir mücadele var. Bir sonraki virajda yan yana döndüler. Ulaş biraz daha avantajlı şekilde çıktı ama Salih bırakmıyor. Hakan Ottaş arkada, Berkay Uz ve Umut Kocayiğit de bir yer değiştirdiler. Umut Kocayiğit biraz kan kaybetti, o da 6. sıraya düştü. Selim'le mücadele ediyor. Salih Eren Köroğlu, Ulaş Özyıldırım'ı geride bıraktı. Startın kazananı Salih Eren Köroğlu oldu. İkinci ve üçüncü sektörde bir sarı bayrak var, Yusuf Çolak. Yusuf Çolak piste geri dönmeye çalışıyor. Evet, Ulaş Özyıldırım bu arada sanırım bir bağlantı problemi de var Ulaş'ta ve 3. sıraya kadar geriledi. Hakan Ottaş 2. sırayı aldı. Racing Point'ler startla beraber ilk 2 sırayı almış oldu. Enes Aydın arasında bir yer değişikliği olacak. Evet, Can Akıncı ilk virajda Enes Aydın'ı geçti. Evet, Can Akıncı Gökhan Keray'a çok yakın. İlk virajda içeriden bir deneme yaptı ama Gökhan Keray güzel kapattı. Gökhan güzel kapattı. Üçüncü virajda da yine çok güzel ayarladı aracı. Evet, Berkay Oğuz. Berkay Oğuz ve Selim Arkın pite girdi. İlk hamle bu ikiliden geldi. Salih Eren Köroğlu bu ikili de pitte. Ve Berkay geldi bu ikilinin yanına. Ulaş Özyıldırım'ın önünde çıktı Berkay. Berkay Salih Eren Köroğlu'nu geçemedi ama Ulaş Özyıldırım'ın önünde çıktı. Hakan Ottaş pite yöneldi. Umut Kocayiğit aynı şekilde, bakalım Gökhan ne yapacak? Gökhan ve Can Akıncı da pite yöneldiler. Şimdi Berkay Oğuz'dan izleyelim pit çıkışını. Ama çok avantajlı gözüküyorlar şu an için. Evet, Berkay Oğuz, Salih Eren Köroğlu ve Ulaş Özyıldırım diğer üçünün önünde çıkmış oldu. Pitlerde kaybeden isim Hakan Ottaş oldu. Şimdi içeriden bir atak geldi ama Hakan Ottaş yerini savunmaya çalışıyor. İki isim de dışarı açıldı ve Hakan Ottaş yerini vermedi Umut'a. Şimdi düzlükte DRS ile gelecek. Ön tarafta da ayrı bir mücadele var. Hangisine dönsem şaşırdım. Buradan hepsini görebiliyoruz. Umut Kocayiğit dışarıda kalmayı tercih etti. Hakan Ottaş. Şimdi tekrar gelecek. Üçüncü virajda yine dışarıda kaldı Hakan. Ama Umut Kocayiğit geçti. Bir türlü geçemedi. Bu arada Selim Arkın. Selim Arkın 3,5 saniye arkasına düştü Can Akıncı'nın. Sanırım bir hata oldu. Orada da bir sarı bayrak çıktı Selim için. Evet, Berkay Oğuz bu arada dışarıdan geldi Salih Eren Köroğlu'nun yanına. Yan yana çıktılar virajdan. Salih biraz daha avantajlı bir konumda bir sonraki viraj için ve bu avantajını da çok güzel kullandı. Ulaş da arkada avını bekliyor. Ulaş arkada bekliyor. Şimdi biraz daha hızlı kalktı Ulaş. Ama Berkay Oğuz'un yanına yaklaşamadı. Yine Ulaş Berkay'a çok yakın. Evet, arka tarafı kaybetti Ulaş. Ulaş arkayı kaybetti. Dördüncü sıraya kadar geriledi. Hakan Ottaş'ın önünde ama. Evet, Hakan Ottaş. Hakan Ottaş bu kez de arkayı kaybeden isim oldu. Kanadı da orada bıraktı. Kanadı da bıraktı. Pite giren bir isim var. Yusuf Çolak. Ona da yer vermek zorunda kaldı. 8. sıraya kadar geriledi Hakan Ottaş. Evet, Hakan Ottaş. Çağatay Şentürk'ü geçti. Evet, güvenlik aracında çıkartmış oldu bu müdahalesi.
tekrar başlatacak seviyede turumuz yok. Barış. Şu an için öyle gözüküyor. Muhtemelen bu şekilde tamamlanacak yarış ama drive-thru'lar da gelmeye başladı. Güvenlik aracında Delta'ya uymadıklarından dolayı özür dilerim, Gökhan Keray soft'a geçmiş. Selim Arkın aynı şekilde. Sıfır soft'lar var son iki turda. Bakalım nasıl bir mücadele izleyeceğiz. Selim de grubu yakaladı. Hakan Ottaş çok yavaş kaldı. Arkada yine bir tıkanıklık söz konusu. Ve Salih Eren Köroğlu hızlı bir şekilde başlattı yarışı. Ulaş Özyıldırım, Umut Kocayiğit'in yanında ilk viraja yan yana girdiler ama Umut biraz daha avantajlı konumda. Can Akıncı, Gökhan Keray hızlı bir şekilde geldi. Berkay Uzcuk çok geriledi. 7. sıraya kadar düştü. Bir temas var Ulaş Özyıldırım ve Umut Kocayiğit arasında. Can Akıncı dışarı açıldı. Ortalık karıştı. Gökhan Keray 3. sırada. Evet, biz Salih Eren Köroğlu'na dönelim. Artık son virajı dönecek o da birazdan. Salih Eren Köroğlu Hollanda'da ilk sırayı aldı. Evet, Umut Kocayiğit 2. sırada, Gökhan Keray 3. sırada, Can Akıncı. Evet, selfiesini de çekti. Yine bizim rahatsız olan Racing Point'li abimiz arka tarafta hiç gülmüyor. Bakın. Yeter artık diyor. Evet, Salih Eren Köroğlu. Evet. Bir sıralamanın üstünden geçelim tekrar. Salih Eren Köroğlu ilk sırada. Umut Kocayiğit 2, Gökhan Keray 3, Enes Aydın 4, Selim Arkın 5, Ulaş Özyıldırım 6, Ali Çağlar 7, Hasan Aydar 8, Hakan Ottaş 9 ve Onur Özbek de 10. sırada. En hızlı tur 1.10.577 ile Hakan Ottaş'ta kaldı.